Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklem ve eşitsizliklere bakacağız bugün. Öncelikli olarak bu konu başlığı içerisinde hangi minik alt başlıkları bakacağız? Buyurun, önce onunla başlayalım. İki tane ana başlığımız var. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemlerini inceleyeceğiz. Ardından da birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizlik sistemlerini inceleyeceğiz. Biliyorsun bunları birinci dereceden bir bilinmeyenlerine bakmıştık. Şimdi sırada birinci dereceden iki bilinmeyenleri var. O zaman önce kullanım alanları, faydalarını, bir de ödevlerinizi konuşalım. Ardından başlayalım. Bu başlığın kullanım alanları ve faydalarını şöyle söylemişiz. Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünde denklem ve eşitsizlikleri kullanmak, denklemi anlamayı, yorumlamayı kolaylaştıracağından çözüme ulaşmada fayda sağlayacaktır. Alışveriş yaparken karlı olanları belirlemek buna örnek olarak gösterilir. Yani günlük hayat içerisinde karşımıza gelen mevzuları daha iyi yorumlayabilmek için bu konu biçilmiş kaptan. Peki gelelim ödevlerimize. 0'dan 9'a matematiği çözüyorsanız 120'den 131'e kadar olan kısımdan sorumlusunuz. Dinamo matematiği çözüyorsanız 116'dan 123'e kadar sorumluyuz arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemleriyle başlıyoruz. A1x artı B1y artı C1 eşittir 0 diye A2x artı B2y artı C2 eşittir 0 diye iki tane denklem verilmiş. Bu denklem sistemine birinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemi. Bakın iki tane bilinmeyenimiz var. Kim bunlar? X ve Y'ler. Diğerleri ne hocam? A1, B1, C1, A2, B2, C2 birer reel sayı arkadaşlar. Denklem sistemlerinin çözümünde yerine koyma ve yok etme metotları kullanacağız. İkisine de bakacağız. Bakalım hangisi hoşuna gidiyorsa oradan çözersin sorularını. Yerine koyma mı yoksa yok etme. Bir numara yerine koyma metoduyla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar 3x eksi y eşittir 11, x artı 2 eşittir 6 denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım demiş. Şimdi sizden ricam şu. Yerine koyma metodunu kullanırken bilinmeyenlerden bir tanesini yalnız bırakıyoruz. Bir tane denklem seçiyoruz. Ya üstteki ya alttaki. Onu yalnız bırakıp başlangıç yapıyoruz. Peki buyurun başlayalım. İkinci denklemi gözüme kestirdim. Tekrar söylüyorum. Bu tamamen tercih meselesi. Sen nasıl istersen. İstersen sen birinci denklemi de bırakabilirsin. 2y'yi karşı tarafa atıyor. Bu durumda 6-2y haline geliyor x. Peki bunun Türkçesi ne? Bunun Türkçesi x gördüğün yere 6-2y yazabilirsin. Hemen gidiyorum. Birinci denklemde x gördüğüm yere 6-2y bırakıyorum. Denklemin geri kalan kısmına aynen yanına yapıştırıyorum. Peki bundan sonrasında bu denklemi çözeceğim. 3 çarpı 6'dan 18, 3 çarpı eksi 2'den eksi 6'ya, eksiye 11. 11'i 18'in tarafına gönderir buraya 7 yaparım. Bu eksi 6'ya eksi 7, eksiye eksi 7 yapacak. Eksi 7'ye karşı tarafa attığında artı 7'ye diye geçti. Her tarafı 7'ye söylemek de ne zormuş ya. Her tarafı 7'ye böldüğümde y'nin karşılığı buradan 1 gelecektir biliyoruz. Peki y'yi bulduk, iş bitti mi? Hayır. Ne yapacağız? Bir denklem seçeceğiz. Mesela şuradaki denklemi seçelim. İkinci denklem. İkinci denklemi şöyle bir alacağız. Y gördüğümüz yere 1 yazacağız. Bu durumda x artı y gördüğüm yere 1 yazarsam 2 çarpı 1'den 2 buranın karşılığı 6. 2'yi karşı tarafa attığımda x'in karşılığı buradan 4. Bitti mi işin? Hayır, hala bitmedi. Çünkü bizden ne istiyor? Çözüm kümesini istiyor. Çözüm kümesi dediğimiz mevzu ise şöyle yazılıyor. Önce x'i sonra y'yi yazıyoruz. Sıralı ikili şeklinde yazıyoruz ve süslü parantezin içerisinde alıyoruz ki çözüm kümemiz belli olsun. İkincisi yok etme yöntemi. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi henüz 9. sınıfız ama bir gün olacak 11. sınıfa geleceğiz. 11. sınıfa geldiğimizde bunların ikinci dereceden denklemlerle karşılaşacağız. Şimdi biz bundan sonra genelde yok etme yöntemini kullanacağız ama bir numarada yerine koyma metodu 11. sınıfa geldiğinde o konu başlığı içerisinde çok lazım olacak. Dolayısıyla lütfen bunu bir tercih olarak düşünme. Yok etme yöntemi birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerde çok daha kolay akışkanlık sağlayabiliyor. Fakat bir numara yok etme yöntemi burada biraz atıl kalabiliyor. Dolayısıyla hani bir numaralı yerine koyma metodunu kenara atmayın. Onunla alakalı mevzuda hafızanızın bir köşesinde olsun. İleride lazım olacak haberin olan. Şimdi gelelim bizim favorimize. Yok etme yöntemi. 3x artı 2y eşittir 4. 2x artı y eşittir 1 denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım demiş. Şimdi bu denklem sistemin çözüm kümesini bulurken istersek x'i istersek y'yi yok ediyoruz. Mesela bu soruda x'i yok edeyim. X'lere şöyle bir baktığımda bir tanesi 3x bir tanesi 2x. Nerede buluşurlar 3 ile 2? Ortak kat lazım bana. Dolayısıyla 3 ile 2'nin ortak katı 6.
dikkat et şimdi, yok edeceğiz ya taraf tarafa topladığımızda. Birini 6x yaparken diğerini eksi 6x yapıyorum. O zaman üstteki denklemi 2 ile alttaki denklemi eksi 3 ile çarpıyorum. Kafanıza soru işareti oluşmasın. Hocam alttaki denklemi 3 ile yukarıdakini eksi 2 ile çarpsam da yine 6x ile eksi 6x oluşuyor. Olmaz mı? Olur kardeşim. Peki 2'yi dağıtıyorum bütün denkleme. 6x artı 4y artı 8. Aşağıda da eksi 3'ü dağıtıyorum. Eksi 6x eksi 3y eksi 3. Taraf tarafı topladığımda 6x eksi 6x'i götürecek. 4y eksi 3y'den y gelecek. 8 eksi 3'ten de karşılığına gelecek 5. Y'yi bulduk. Bitmedi. Deminki soruda da öyle olmuştu. X'i de bulman lazım. Bir tane denklem seçiyorum. Bu sefer yine ikinci denklemi seçeyim. 2x y yerine burada 5 yazıyorum. Artı 5 eşittir 1. 5'i karşı tarafa atıp 1'den çıkartırsam karşılığı eksi 4. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 2. Şimdi çözüm kümesini yazma zamanı. Ne yapıyoruz? Bir süslü parantez açıyoruz. Ardından bir parantez daha açıyoruz. Burada sıralı 2'li yazacağız. Önce x'i sonra da y'yi yazarak çözüm kümemizi kapatıyoruz. Sorumuzda 4x artı 3y eşittir 22, x eksi 5y eşittir eksi 6 denklem sistemi çözüm kümesi böyle süslü parantez içerisinde a virgül b verilmiş. Bizden a üstü b kaçtır demiş. Şimdi bir önceki soruda x'i yok etmiştik ya, aklınızda soru işareti kalmasın, hep mi x'i yok ediyoruz? Hayır canım, ne münasebet. Y'yi de yok ediyoruz. Bu sefer de gel y'lere odaklanalım. Üstteki y artı 3y, alttaki y eksi 5y. Nerede buluştular bunlar? 15'te. 3 ile 5 15'te buluşur. Birini 15 yapacaksak diğerini eksi 15 yapacağız. Üsttekini 5 ile çarparsak arkadaşlar 15y oluyor. Alttakini de 3 ile çarparsak eksi 15y oluyor. Tamam, başlıyorum. 5 ile çarptım. 20x artı 15y eşittir 110. 3 ile çarpıyorum. 3x eksi 15y, buradan da eksi 18. Şöyle bir taraf tarafa toplayalım. Bunlar gitti. 20x ile 3x'i topladım. 23x 110'dan 18'i çıkarttığımda 92. Her tarafı 23'e böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 4. İkinci denklemi alalım. X gördüğümüz yere 4 yazalım. 4 eksi 5y eşittir eksi 6. Eksi 6'yı karşı tarafa attım. 10. Eksi 5y'yi bu tarafa attım. 5y. Her tarafı 5'e böldüğümde y'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 2. Nasıl yazıyorduk? Önce x. O zaman burası 4. İkinciye de y yazıyorduk. Yani a sayımız 4, b sayımız 2'ymiş. Bizden istenen de 4'ün karesi olan 16'ymiş arkadaşlar. Sorumuzda ax artı b eşittir 14, a eksi 1 x eksi b artı 1 y eşittir 25 denklem sistemin çözüm kümesi 4 virgül eksi 3 sıralı ikilisi olduğuna göre a çarpı b kaçtır demiş. Şimdi güzel kardeşim, buradaki meselemiz şu: denklemleri görünce biraz korku saldığını fark ediyorum ama velakin çözüm kümesini gördüğümde bu bizim x, bu da bizim y değerimizdi. O zaman x gördüğüm yerlere 4, y gördüğüm yerlere de eksi 3'ümü yazarsam. Şimdi üstteki denklem 4a eksi 3b eşittir 14 olurken alttaki denklem 4 ile bir çarpalım, şurada düzenleyip öyle yazmak istiyorum. 4a eksi 4. Şimdi ne olur dikkat et, bak eksi 3 ile b artı 1'i çarpacaksın, sonra gidip eksi ile çarpacaksın ya. Önce eksi ile eksi 3'ü çarpalım, artı 3 yapsın, 3'ü dağıtalım. 3b artı 3 eşittir 25. Şimdi şurası eksi 4, burası 3, eksi 1 karşı tarafa atıyorum. Bu arada elimde 4a artı 3b eksi 1 de karşı tarafa geçince 26 oldu. Bak mis gibi iki bilinmeyen net iki tane denklemimiz var. Dolayısıyla ister A'ları isterseniz B'leri yok edebilirim. Ama denklem bu sefer çok hazır geldi. Taraf tarafa bir topluyorum. Tak tak. Eksi 3B ile artı 3B birbirlerine götürüyor. 8A'nın karşılığı buradan 40 geliyor. A'nın karşılığı da her tarafı 8'e bölersem 5 oldu. Peki. A yerine 5 yazalım. Bu sefer birinci denklemi kullanalım. Hep ikinci denklemi kullanmayalım. 4 çarpı 5'ten 20 eksi 3b eşittir 14 olacak. 14'ü bu tarafa atıp 20'den eksi 3b'yi de karşı tarafa attığımda artı 3b 6'ya eşit olmuş oldu. O halde b'nin karşılığı bu durumda 2, a'nın karşılığı 5. Bizden bunların çarpımları istenmiş. Dolayısıyla 5 çarpı 2'den karşılığı 10 gelecektir biliyoruz. Sorumuzda x ve y sıfırdan farklı gerçek sayılardır denmiş. 1 bölü x eksi 1 bölü y 15, 7 bölü x artı 2 bölü y eşittir eksi 3 olduğuna göre x bölü y kaçtır denmiş. Şimdi bak güzel kardeşim, burada önemli olan meselemiz şu: y'leri yok edebilme ihtimalimiz söz konusu. Bakın, bir tanesi eksi 1 bölü y, bir tanesi 2 bölü y. O zaman y'leri yok edelim. Rasyonel olmalarından dolayı korkmayın lütfen. Yukarıdaki denklemi 2 ile çarpıyorum. Ne oluyor? 2 bölü x. 2 bölü y eşittir 30. 2 ile 1 bölü x'i çarptığımızda biliyorsun
Sadece üstler çarpılıyor. 2 ile 1. Aynı şey 1 bölü y içine geçer. Alttaki denklemi ise aynen yazıyorum. 7 bölü x artı 2 bölü y eksi 3. Taraf tarafa topladığımda bunlar gidecek. 9 bölü x'in karşılığı buradan ne gelecek? 27. İçler dışlar çekiyorum. 27x eşittir 9. X'in karşılığı her tarafı 27'ye bölersem 9 bölü 27. Sadeleştirirsem buradan x'in karşılığını 1 bölü 3 bulmuş olacağız. Birinci denklemi alalım. X gördüğümüz yere 1 bölü 3 yazalım. Eksi 1 bölü y eşittir 15. Yukarıdaki olduğu gibi kalıp alttaki ters çift çarpılırsa burası 3 olur. 3 eksi 1 bölü y eşittir 15'tir. Eksi 1 bölü y'yi karşıya 15'i bu tarafa atarsam 3 eksi 15'ten eksi 12 eşittir 1 bölü y. İçler dışlar yaparsam eksi 12 eşittir 1. Her tarafı eksi 12'ye böldüğümde y'nin karşılığında buradan eksi 1 bölü 12 gelecektir. Gelelim bizden istenilen ifadeye. X'imizi 1 bölü 3 bulmuştuk. Y'mizi de eksi 1 bölü 12 bulduk. Yukarıdaki olduğu gibi kaldı. Aşağıdaki ters çevirip çarpılırsa 1'ler gitti. Eksi 12 3'e böldüm. Buradan da karşılığı eksi 4 gelecektir diyoruz. Ama size bir güzellik yapacağım. Bu soruyu bir farklı yoldan daha çözeceğim. Şimdi soruda normal yolunu gördün. X'leri yok ettik, Y'leri yok ettik. Yani yok etme metodunu kullandık. X'i bulduk, Y'yi bulduk, oranladık. Fakat X bölü Y oranı soru kökü itibariyle önemli soru köklerinden bir tanesi. Eğer X bölü Y sorulursa, ama bak bunu sadece X bölü Y için yapabiliyoruz arkadaşlar. Sabitleri yok ediyoruz. O zaman bunu 5 ile çarpmam lazım. Çünkü yukarıdaki 15 iken bunu eksi 15 yapmalıyız. Tamam. 1 bölü X eksi 1 bölü Y eşittir 15. 5 ile çarptığımda 35 bölü x artı 5 ile çarpıyorum 10 bölü y eksi 15. Taraf tarafa topladım. 36 bölü x. Taraf tarafa topladım. 9 bölü y. 15 ile eksi 15 topladım 0. Karşı tarafa atalım. 36 bölü x eksi 9 bölü y oldu. Şimdi güzel kardeşim. İçler dışlar çarpımı yaparken çarptıklarınızın yerlerini değiştirmenizde herhangi bir mahsur yoktur. Ne demek bu? 36 ile y çarpıldığı için 36 ile y'nin yeri değiştirilebilir. Şimdi ben x bölü y'yi arıyorum ya, x bölü y'yi bir kere de halledebilmek için x ile eksi 9'un yerini değiştiriyorum. 36 bölü eksi 9 x bölü y. 36'yı eksi 9'a bölersem eksi 4 olacak. Bu da Ersan Hoca ile Tonguç Akademi'nin farkı. Hadi bakalım arkadaşlar, x bölü y istenirse kimseye söylemek yok. Sabitleri yok ediyoruz. Bir ekstramız var. Diyor ki A1X, B1Y, C1'lerin toplamı 0 olan bir denklemle A2X artı B2Y artı C2 eşittir 0 denklemlerin analitik düzlemde doğru belirtir diyor. Doğru. Analitik düzlemde bunlar doğru belirtiyorlar. Diyor ki A1'in A2'ye kim onlar? X'lerin katsayıları. Böyle öğrenmende fayda var. X'lerin katsayıların oranı. B1 bölü B2. Y'lerin katsayıları oranı. Diyeceksin ki hocam niye söyledin acaba ya? Hani x'lerin katsayıları, y'lerin katsayıları diye öğren. Ezber yaparsan x ile y'nin yerlerini değiştirirlerse biraz canı sıkılabilir. Sen çünkü bunun buna, bunun buna, bunun buna diye öğrenirsen bu durumda yerlerini değiştirdiklerini seni patlatırlar. Onun için x'lerin katsayılarının oranı, y'lerin katsayılarının oranı ve sabitlerin oranı diye öğrenmende fayda var. Eğer bunlar birbirlerine eşitse analitik olarak bu doğrular çakışıktır. Yani üst üstedir. Yani aynı doğruları ifade eder. Sadece genişletilmiş halleridir. Bu durumda denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemandır. Evet, yani bu iki doğrunun temas ettiği sonsuz tane nokta var. Sorumuz diyor ki mx eksi 6y artı 2 6x artı 9y artı n eşittir 0 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa. Şimdi hemen yanda gördüğünden dolayı hemen yapacaksın ama lütfen hafızanda şunu oluştur. Bir denklem sistemi verildiğinde sonsuz elemanlı denildiğinde ha bu doğrular çakışıktı. O zaman Ersin Hoca demişti ki x'lerin katsayılarının oranı, hemen yazıyorum, m bölü 6, y'lerin katsayılarının oranı, eksi 6 bölü 9, sabitlerinin oranına eşittir, 2 bölü n. Önce şu ikisini alıp bir işler dışlar yapalım. Eksi 6 ile 6'yı çarptım, eksi 36, 9'la da m'yi çarptım, 9m. Her tarafı 9'a böldüğümde m'nin karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 4. Şu ikisini dikkate aldım, işler dışlar çarpım yapıyorum, eksi 6 n, 18'e. Her tarafı eksi 6'ya bölünce de n'in karşılığı bundan. Eksi 3 eşit olacak. M'nin karşılığı eksi 4. N'nin karşılığı eksi 3. Bunları çarparsam da sonucum 12 gelecektir diyoruz. Sonsuz çözüm varsa verilen iki denklemle alakalı denklem sisteminde x'lerin, y'lerin ve sabitlerin yani katsayıların sabitlerin oranı birbirlerine ne olmalı? Eşit olmalı. Geldik bir başka sayfamıza. Diyor ki A1x, B1y, C1'in toplamı olan 0'a eşit olan bu denklem A2x artı B2y artı C2 eşit 0 denkleminde böyle bir durum varsa
Nasıl bir durum? A1'in A2'ye. Yani x'lerin katsayılarının oranı y'lerin katsayılarının oranlarına eşit. Fakat sabitlerin oranı gördüğün gibi eşit değilse bu iki doğru birbirine paraleldir. Paralel doğruları şöyle gösterebilirim sana. Paralel doğrularda ortak nokta var mı? Hayır. İşte onun için denklem sisteminin çözüm kümesi nasıldır? Boş kümedir. Demek ki denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümeyse arkadaşlar bu doğrular paraleldir. Paralel oldukları için sadece x'lerin katsayıları ile y'lerin katsayılarının oranları birbirlerine eşit olacaktır. Hemen yanındaki soruda denklem sisteminin çözüm kümesinin boş küme olduğu söylenmiş. Ben hemen x'lerin katsayıları 2 bölü a'yı y'lerin katsayıları olan a bölü 8'e oranlarsam içler dışlar çarpımı yaptığımda a'nın karesi buradan 16, a da burada 4 ya da eksi 4 gelecektir. Şimdi hiç şey de dememiş. Pozitifini al, negatifini al demiş. Demek ki bir durum var. A yerine 4 yazalım, bir kontrol edelim. 2x artı 4y artı 1 eşittir 0. 4x artı 8y artı 2 eşittir 0. Fakat burada şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. 2'nin 4'e, 4'ün 8'e, 1'in 2'ye oranı hepsi birbirlerine eşit. Hepsinin oranı 1 bölü 2. O zaman burada boş küme olmaz. O zaman ne olur? Bir önce gördüğümüz çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. Yani bu doğrular nasıl olur? Çakışık olur. Dolayısıyla 4 aradığımız değer değilmiş. Aradığımız değer eksi 4'tür. Arzu edin arkadaşlar a yerine eksi 4 yazarak bu sefer oranın eşit gelmediğini görecekler. Benden de bir tavsiye. X'lerin ve y'lerin katsayılarının oranı bu sefer eksi 1 bölü 2 geliyorken sabitin oranı 1 bölü 2 yani farklı. Dolayısıyla bu doğrular paralel yani çözüm kümesi boş küme olacaktır. A1x artı B1y artı C1 eşittir 0. A2x artı B2y artı C2 eşittir 0 olmak üzere. Eğer x'lerin katsayıları olan A1'in A2 oranı, y'lerin katsayısı olan B1'in B2 oranından farklıysa bu iki doğru tek noktada kesişir. Yani şu şekilde göreceksiniz arkadaşlar bu sefer doğruları. Bu durumda denklem sistemi çözüm kümesi tek elemanlıdır diyoruz. Peki yan taraftaki sorumuz. A-2x artı 3y eksi 1 eşittir 0. A-x artı 6y artı 3 eşittir 0. Denklem sistemi çözüm kümesinin tek elemanlı olması için, tek elemanlı olabilmesi için x'lerin katsayılarının oranının y'lerin katsayıları oranından farklı olması gerekir. Bu durumda dikkat et, zaten alamayacağı değeri soruyor. Biz de biraz sonra alamayacağı değeri söyleyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce 3 ile 6'yı sadece işte 1 bölü 2 yazalım. Daha kolay içler dışlar çarpımı yapalım. A ile 1'i çarptım A. 2 ile A eksi 2'yi çarptım da 2A eksi 4 gelecek. Eksi 4'ü karşı tarafa attım 4. A'yı diğer tarafa attığımda A'nın karşılığı buradan 4 olacak. Fakat eşittir. Aslında ne olmalı? Eşit değildir olmalı. O halde A'nın alamayacağı değer kimmiş kardeşim? 4'müş deyip işin içerisinden çıkıyoruz. Ne olur unutma. Şöyle bir toparlayalım. Eğer bize soru kökünde verilen iki denklemin sonsuz elemanlı olduğunu, çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olduğunu söylüyorlarsa x'lerin, y'lerin katsayılarının oranı birbirlerine eşit, sabitlerin oranı da eşit oluyor. İkincisinde paralel olma durumuna baktık. Yani şöyleydi, hiç ortak noktaları yoktu. Yani çözüm kümesi boş küme diyorsa x'lerin katsayılarının oranı, y'lerin katsayılarının eşit olacak, sabit oranı farklı olacak. Ve bu sayfada konuştuğumuz, eğer çözüm kümesi bir elemanlı, yani tek elemanlı diyorsa bu durumda x'lerin katsayıları, y'lerin katsayı oranından farklı olmak zorunda. Mevzunun özeti bu. Geldik ikinci ve son başlığımıza. Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri. Bakalım neymiş? En az iki tane birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizliğin oluşturduğu sisteme birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlik sistemi denir demiş. Şimdi ısınma turundan önce köşedeki ifadeyi bir okuyalım. Diyor ki eşitsizlik işaretleri küçüktür ya da büyüktür ise grafik kesikli. Küçük eşittir ya da büyük eşittir ise grafik diyor kesiksiz çizilir. Bu önemli bir cümle. Bize verilen eşitlikte burada eşitlik verilmiş. Dolayısıyla eşitlik verildiğinde doğrunun grafiğini düz çizecek misin? E hocam verilmezse böyle tık 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 kesikli kesikli çizecek misin? Peki şimdi bir konuşalım. Bu tarz soruları şöyle çözüyoruz. X eksi y eşittir 2 diye alıyoruz. Bir doğru denklemi oluşturuyoruz. Bu doğru denkleminin grafiğini çizmem lazım. Grafiğini çizebilmek için x'e 0 vererek y eksenini kestiği noktayı, y'ye 0 vererek de x eksenini kestiği noktayı bulacağım. X'e 0 verirsem, eksi y'nin karşılığı 2, her tarafı eksi ile çarptığımda y eksi 2. Y'yi eksi 2 ile kesiyormuş, bu doğru. Y'ye 0 verirsem, bu sefer malum y 0 olacak, yani burada sadece x kalacak. X de 2 ile kesiyormuş. Eşitliğimiz var, düz çiziyorum. Şimdi güzel kardeşim,
burasını konuşurken ise şu tavsiyede bulunayım ben kafanı karıştırmamak için. Şimdi biz ya bu doğrunun üstünü boyayacağız ya da altını boyayacağız. Buna nasıl karar vereceğiz? Buna en doğru karar verme yöntemlerinden bir tanesi orijindir. Sıfıra sıfır noktası. Gideriz bunu eşitsizliğimize yazarız. Bu taraf 0 olur, bu taraf 2 olur. Sonra sorarız kendimize bu doğru mu diye. 0 2'den küçük mü? Evet doğru. Doğruysa bu durumda orijin biraz önce boyadığım bölgenin içinde olması gerektiğinden dolayı üst tarafını boyamam gerekir. Dolayısıyla her şeyi çizdikten sonra ne tarafı boyayacağımıza orijinle karar veriyoruz. İlla ki orijin mi kullanmam lazım? Tabii ki hayır. Y ekseni üzerinden, x ekseni üzerinden noktalar alarak da yapabilirsin bunu. Ama en güzel nokta sıfırı sıfırdan işlem kolaylığı açısından bilgin o da. Hadi bakalım sorulara devam. Verilen eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesi analitik düzenle gösterilmiş. Şimdi bak, mümkün mertebe fark etmişsindir zaten. Bu kısmı biraz yavaş yavaş anlatıyorum. Sindire sindire. Çünkü burası biraz riskli. Bu riski ortadan kaldırmamız lazım. Onun için eksik bir nokta kalmasın diye tane tane başlayalım. Önce yukarıdakinle bir başlıyorum. 2x artı 3y eşittir 6 doğrusunu buraya alıyorum. X'e 0 veriyorum. X'e 0 verdim. X ifade gidecek. 3y 6'ya. Y de buradan ne eşit olacak? 2. Yani y ekseni nerede kesiyormuş? 2'de. O zaman şöyle bir koordinat ekseni çizersem. Y'si nerede kesiliyormuş? 2'de. Şimdi aynı doğrudayım. Y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 verdi. Y'li ifade gidecek. 2x 6'ya eşit olacak. X de bundan ne eşit olacak? 3'e. Şimdi dikkat et. Doğrunun grafiğini çizeceğim. Ama eşitlik yok ya. Hani bunu konuştuk. Eşitlik yoksa bunu nasıl çizecektik? Parçalı parçalı. Tamam. Şimdi son kısımda ise bu doğrunun üstünü mü altını mı boyayacağız? Onu karar vermemiz lazım. Hemen devreye 0'a 0 gidiyor. Yaz 0'ı, yaz 0'ı. 2 çarpı 0, 0, 3 çarpı 0, 0. 0, 6'dan ne geldi? Küçük. Doğru mu bu? Doğru. O zaman 0 boyalı bölgenin içerisinde olmalı. Yani bu doğrunun neresini boyayacağız? Altını. Bunun notunu aldım. Hemen boyamıyoruz. Çünkü biraz sonra yapacağım işlemle beraber kesişim bölgesini boyayacağım. Haberin olsun. Şimdi burasını bitirdim. Şimdi geldim buraya. X eksi y eşittir 2 diyorum. X'e 0 veriyorum. Bu durumda y'nin karşılığı eksi 2. Y'ye 0 veriyorum. Bu durumda x'in karşılığı 2. X 2'de kesecek. Y'si de eksi 2'de kesecek. Ve bu sefer bunu düz çiziyorum. Neden? Çünkü eşitlik var. Şöyle çiziyorum. Sonra geliyorum. Acaba diyorum bu tarafını mı boyayacağız? Bu tarafını mı boyayacağız? Tamam bakalım 0, 0. 0 eksi 0, 0. 0 2'den küçük mü arkadaşlar? Evet dolayısıyla bu da orijinin içeren bölgeyi taramamız lazım. Şöyle sileyim. Evet yukarısını tarayacağız burada da. Şimdi burada da yukarısını. Hem yukarısını hem aşağısını taradığımda ikisinin kesiştiği yer arkadaşlar şu bölge olacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı buyurunuz efendim şu sarıya boyadığımız bölge olacak. Ya epey yavaş konuşmaya başladım. Bu beni biraz darlıyor ama senin iyiliğin için yapıyorum güzel kardeşim. Yani mümkün mertebe mevzu tam anlaşılsın. Teker teker eşitsiklerini çizdik. Bir tanesinin altında bir tanesinin üstünde ikisinin kesiştiği bölgeyi boyadık durumu kurtardık. Hadi bakalım. Sorumuzda mutlak değer x eksi 2'ye küçük eşittir 4 eşitsin çözüm kümesi analitik düzenle göster demiş. Hatırlarsan mutlak değerin eşitsizlik kısmında bunun altını çize çize konuştum. Bir mutlak değer sayıdan küçükse bu 4'ü alıyorduk diğer tarafa eksi 4 olarak yapıştırıyorduk. Dolayısıyla bu durumda x eksi 2'ye 4 ile eksi 4 arasında kalmış oluyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Önce burayı alacağız. Sonra burayı alacağız. Bunların ikisinin grafiğini çizeceğiz. Boyanacak bölgeye karar vereceğiz. Ardından da bunları kesiştireceğiz. Başlıyorum. Önce eksi 4 x eksi 2'ye ardından da eksi hatta orasını şöyle yazayım. X eksi 2'ye küçük eşittir 4. Bunları bir alalım. Şimdi bunu önce doğru denklem olarak alacağız. X eksi 2'ye eşittir eksi 4. Ne yapıyorduk? X'e 0 veriyoruz. X'e 0 vererek neyi buluyoruz arkadaşlar? Y ekseni kestiği yeri. X'e 0 verdiğimde eksi 4 eksi 2'ye. Her tarafı eksi 2'ye böldüğümde y'nin karşılığı buradan ne? 2. Y'ye 0 verdiğimde bu sefer eksi 4 direkt neye eşit olacak? X'e. Gelin buyurun çizelim.
Şurası x, burası y. Y eksenini 2'de kesti. X eksenini ise eksi 4'te. Peki düz mü çizeceğiz parçalı mı? Tabii ki düz çizeceğiz çünkü eşitlik var. Şöyle çiziyorum. Şimdi altını mı boyayacağız, üstünü mü boyayacağız ona karar verelim. Gidelim buraya 0, 0 yazalım. 0 eksi 0'dan burası 0 gelsin. Eksi 4 0'dan küçük eşit midir? Evet. Dolayısıyla 0'a 0 sağladı. Yani nereyi? Altını boyuyoruz arkadaşlar. 0'a 0 o bölgenin içerisinde kalmalı. Şimdi burada işini bitirdiğime göre ikincisine geçebilirim. X eksi 2'ye eşittir 4 doğru denklem olarak başlıyorum. X'e 0 veriyorum. Eksi 2'ye 4. Y'nin karşılığı burada. Eksi 2 geldi. Y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 verdim bu gitti. X'in karşılığı buradan 4 geldi. X'imiz 4, y'miz eksi 2. Bunu da düz çiziyorum çünkü eşitlik var. Peki 0'a 0 sağlatalım. X yerine 0, y yerine 0 yazıyorum. 0, 4'ten küçük geliyor. Dolayısıyla burada da üst bölgeyi boyayacağız. Bir tanesinde altı, bir tanesinde üstü boyuyoruz. Peki o zaman bu iş bitti. Bunların arasında kalan bölgeyi ne yapmış olduk arkadaşlar? Boyamış olduk. Geldik konu biterkeni. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemlerini konuştuk. İki tane yöntemden bahsettik. Bir tanesi yerine koyma yöntemi. En çok onu kullanacağını söyledim. Fakat yok etme yöntemi ilerleyen sınıflarda karşına çıkacak. Ve dolayısıyla hafızanın bir tarafında tutman gerektiğinden bahsettik. Kibar sorularda da onu çözüm yoluyla yapmak daha kolay olabiliyor. Birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizlik sistemlerini detay detay yavaş yavaş anlattım güzel kardeşim. Ne olur gerekiyorsa baştan al. Kesikliği niye yapıyoruz? Niye düz çizgi çiziyoruz? Sıfırı sıfırı neden kullanıyoruz? Üstünü mü boyayacağız? Altını mı boyayacağız? Bunları nasıl kesiştireceğiz? Kısımlarını her birini altını çize çize konuştuk. Dolayısıyla senden ricamız artık oturup sorumluluk açısından ödevlerini bitirmeni istiyoruz. Haydi bakalım sıra şimdi sende. Amma ve lakin dersi kapatmadan önce ödüllü sorumuza geçeceğiz. Bu dersin ödüllü sorusundan önceki dersin ödüllü sorusunun bir çözümüne bakalım. Geçen dersin ödüllü sorusunda yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2, 5, 12 sayılarının yerleri belirlenmiş ve bu sayı doğrusu üzerine yerleştirilecek 3 sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. X sayısının 5 sayısının uzaklığı A'ymış. X sayısının 5 sayısının uzaklığını böyle yazıyoruz. X eksi 5 mutlak değer içerisinde A. Y sayısının 12'ye uzaklığı Y eksi 12 eşittir B. Z sayısının eksi 2 sayısının uzaklığı Z artı 2 eşittir mutlak değer içerisinde C. A artı B artı C toplamının en küçük değeri için. Ha, o zaman her birine 0 ver diyor. Çünkü başka türlü en küçük değer elde edemem. Burayı 0 yapabilmek için X'in değeri 5. Burayı 0 yapabilmek için Y'nin değeri 12. Z'nin değeri de ne gelecektir? Eksi 2. Bu durumda X değerimiz 5. Z değerimiz eksi 2. Y değerimiz de 12 olduğuna göre 5 ile eksi 2'yi çarptığında eksi 10. 12 ile topladığımda karşılığı 2 gelecektir diyoruz. Ne olur unutma. Mutlak değerini alabileceği en küçük değer sıfırdır. Biz de her birini sıfıra işledik. Şimdi sırada ödüllü sorumuz. Bu derse ait ödüllü sorumuz. Diyor ki aşağıdaki şekilde verilen dairesel hücrenin içindeki sayı ok ile gösterilen hücrelerin ifadeleri eşitmiş. O zaman diyor Z diyor kaçtır? Hadi bakalım hepinize başarılar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Sağlıklı günler, bol soru çözümlü günler diliyorum. Başarılar.